Evet, Üsküdar'a gelirken kaldığımız yerden devam ediyor. Sizlere ikinci bölümde konuklarımı takdim etmek istiyorum. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doçent Doktor İsmail Arda Odabaşı ve Yardımcı Doçent Doktor Can Diker konuklarım. Hoş geldiniz hocam. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. İletişim Fakültesi'nin öğrencilerinin de rejisinde bulunduğu bir programdayız. Stüdyomuzdayız. İletişim Fakültesi'nin de kullandığı. Sizleri ağırlamaktan da çok memnunuz. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi tercih dönemi boyunca programlarımıza devam ediyoruz. Bölümlerimiz hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bugünkü konumuz da radyo, televizyon, sinema. Ama önce fakülteden başlayabiliriz. Hocam buyurun. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6 bölümden oluşuyor. Radyo, televizyon, sinema bölümü de bunlardan bir tanesi. Evet. Bazı bölümlerimiz daha eski, geçmişleri daha eskiye dayanıyor. Kimileri daha yeni. Bu seneden itibaren halkla ilişkiler bölümümüz yeni bir bölüm olarak açılacak. Radyo, televizyon, sinema bölümümüz de geçen sene ilk öğrencilerini aldı. Bu sene de ikinci yılımız. İkinci kez öğrencilerimizi alacağız. Sizin de dediğiniz gibi şu anda aslında bu çekimi yaparken bile karşımızda öğrencilerimiz var. Onun da mutluluğunu yaşıyoruz. Evet. Onları görmek, uygulama sahasında görmek. Biraz isterseniz bölüm hakkında lütfen bilgi vereyim. Radyo, televizyon. Radyo, televizyon, sinema bölümü dediğim gibi 6 bölümden bir tanesi. İletişim Fakültesi'nin Türkçe öğrenim yapıyoruz. İsteğe bağlı İngilizce, İsteğe bağlı olan İngilizce hazırlığımız gibi var. Onu önemli belki vurgulamak lazım. Çünkü iletişim alanında yabancı dilin önemi malum. O yüzden isteğe bağlı hazırlık şeyimiz var, sınıfımız var. TS2 olarak alıyoruz öğrencilerimizi, puan türümüz. 70 kişilik kontenjanımız var. Bu sene de ikinci geçen sene ilk öğrencilerimiz gelmişti. Onlar ikinci sınıfa geçiyorlar. Bu sene de ikinci yılımız olacak. Bizim fakültemizin aslında tabii 6 bölümü var dedik ama bunlar böyle birbirinden yalıtılmış, izole bölümler falan çok değil. Çok farklı değil. Daha birbiriyle alakalı. Evet, yani entegre diyebileceğimiz iç içe birbirinden böyle tümüyle yalıtamayacağınız bölümler bunlar. İşte medya ve iletişim sistemleri, reklam ve halkla ilişkiler, görsel iletişim, tasarım, yeni medya ve gazetecilik gibi bölümlerimiz var. Bunlar iç içe. Dolayısıyla bizim aslında programımız da buna uygun şekilde kurgulanmış durumda. İlk iki sene daha çok teorik dersleri görüyoruz. Bunu tüm fakülte öğrencileri birlikte alıyorlar. Aynı dersleri. Hemen hemen neredeyse aynı. Yani bir iki ders farklılığı dışında ilk dört yarı yılda aynı dersleri alıyorlar. Burada da tabii temel amaç öğrencilerimize o genel kültürel formasyonu, o entelektüel birikimi sağlayabilmek. Temel bu teorik bilgileri aldıktan sonra da özellikle beşinci yarı yıldan, yani üçüncü seneden itibaren daha alana yönelik, daha spesifik, daha uygulama ağırlıklı derslerimiz başlıyor. Evet. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda. Uygulama ağırlıklı derslerle ilgili Can hocamıza hemen dönüyorum. Bu konuyla ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Arda hocam da bahsetti. Bir dört yarı yıl boyunca ortak dersler var. Alındı. Fakat üçüncü ve dördüncü yarı yıldan itibaren ufak bir iki ders farklılığından bahsetti hocamız. Burada mesela radyo, televizyon, sinema bölümünde de kamera kurgu, işte aydınlatma ve görüntü teknikleri gibi özel dersler, senaryo yazarlığı gibi dersler başlıyor. Ve sonraki iki yılda ise ileri senaryo, görüntü yönetmenliği, ileri kurgu teknikleri gibi derslerle bunların hepsi seçmeli dersler. Öğrenciler hangi alana ilgi duydularsa ona yönelik dersleri seçebiliyorlar. Örneğin televizyon alanına daha çok ilgi duydu. Televizyona dair dersleri seçebiliyor seçmeli havuzundan. Aynı şekilde eğer sinemaya, film çekmeye, yönetmenliğe ilgi duyduysa onunla alakalı dersleri alabiliyor. Ki bunda çok fazla dal var biliyorsunuz. Görüntü yönetmenliği var, sanat yönetmenliği var. Senaryonun ileri seviyede olması gerekir. Bununla ilgili bir takım uygulama dersler alıyor. Tabii bunun kapsamında kısa film yapımı dersimiz de var.
belgesel sinema dersimiz var. Son zamanlarda oldukça popüler olan deneysel sinema dersimiz de olacak. Ve öğrencilerimizi bu noktada film üretmeye ve yaptıkları filmi iyi bir şekilde, yani kaliteli bir şekilde üretmeye teşvik ediyoruz. Ve onları sadece okul içerisinde bir ödev alan, olarak yani, değerlendirmiyoruz. İlk iki yıl çok iyi bir altyapıyla tüm bölümleri hazırlayarak entelektüel bir bilgi düzeyine getirmeyi hedefleyerek, ardından da istediğiniz bir öğrenci profili var, belli bir seviyede olmasını ve sektöre çalışma anlamında buluşmadan önce belli bir seviyede gitmesini istediğiniz bir şey var. Ona yönelik de derslerin hepsi farklı farklı planlanmış durumda. Evet. Hatta bu sadece ödev olarak kalmıyor, bu yaptıkları çalışmalar. Diğer üniversite öğrencileriyle de yaptıkları çalışmaları kıyaslamaları, bir vizyon edinmeleri adına çeşitli festivaller var. Öğrenci film festivalleri var. Buralara kendi yaptıkları filmleri yollamalarını teşvik ediyoruz özellikle. Nasıl oluyor bunlar genelde hocam? Yani okuldan mı bunları öğreniyorlar, yoksa öğrenciler, bu iletişim fakültesi öğrencileri bu tür şeyleri zaten takip ediyor olup da bilgi alıp okuldan gelip destek mi isterler katılmak için, birlikte mi çalışırlar? Nasıl oluyor bu çalışmalar? Şimdi bir derste üretilen filmler var ya da bazı meraklı öğrencilerimizin hani ders dışı ekstradan ürettiği filmler de olabiliyor. Yani her iki kategoriden de var. Bir yarışmanın olduğunu biz söylüyoruz bazen. Bazen de diyorlar ki işte böyle bir yarışmada var. Acaba katılsak mı Sayın Hocam diyorlar. Evet. Ona göre çeşitli yönlendirmeler, destek, danışmanlık. İletişimcilerin tabii kendi arasında böyle iyi de bir... Aslında biraz şöyle oluyor herhalde. Yeni öğrencilerimiz tabii alana henüz yabancılar. İlk ivmeyi bizden alıyorlar. Evet. Biz tabii bu etkinliklerden falan daha haberdar olduğumuz için onları yönlendiriyoruz. Ama buradaki amaç belki bu 4 senenin sonunda artık onların o ivmeyi verecek ve başka birisine ihtiyacı olmadan o noktaya gelebilecek bir hale ulaşmaları diyebiliriz. Yani işte o ilk 2 sene bir altyapı hazırlığı, oradaki derslerimize bakarsanız işte felsefe de var, psikoloji de var, sosyoloji de var, siyaset bilimi de var vesaire vesaire. Peki bu süre zarfında hocam... reklam tasarımı ve iletişimi bölümünde okuyan bir öğrenci farklı bir bölüme geçiş yapmasıyla ilgili koşullar nelerdir? Tabii, yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Hatta bizim fakülte yapımızda böyle bir esneklik var, böyle bir avantajları var. Çünkü bir öğrenci belirli bir alana ilgisi varken zaman içerisinde bir süre sonra değişebilir. Başka bir alanı beğenebilir. Bizim bir kere zaten derslerimiz arasında da geçkenlik var. Can Hoca'nın da belirttiği gibi seçmeli havuzlarımız var. Yani başka bölümlerin derslerini de alabilme imkanı var. Başka bölümlere geçebilme imkanı da var. Dolayısıyla öğrencinin ilgisine, yeteneklerine, kendi yönelimine göre bu tür değişiklikler yapabiliyoruz. Oralarda şeyimiz esnek. Esnek bir yapımız var diyebiliriz. Evet. Peki tabii bu az önce konuştuğumuz konularda biraz daha detay almak istiyorum ama bir genel çerçeveyi de aday öğrenciler için bir şekillendirelim istiyorum. Muhakkak ki kontenjanlar hakkında da öğrenmek istedikleri konular vardır. Genel olarak söylemek istediğiniz şeyler var mı kontenjanlarla ilgili? Yani bizim kontenjanımız 70 kişi ve genelde radyo, televizyon, sinema bölümü rağbet gören bir bölümdür. Pek öyle kontenjan genelde fazla gelir. Bu seneki kontenjanımız 70 kişi. Dolayısıyla tercih edecek genç arkadaşlarımızın belki biraz ellerini çabuk tutmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Yani tabii iletişim fakültesi olarak zaten ilgi yüksek. Radyo, televizyon, sinemada bunlar arasında ilgi gören bir bölüm. Evet. Yani zaten malum Türkiye'de kitle iletişim sektörü çok hızlı bir gelişim gösterdi son 10 yıllarda. Dolayısıyla sektörde bu alanda kalifiye elemana, profesyonel kadrolara ihtiyaç var. İletişim fakülteleri de bir yönüyle bu ihtiyaca cevap vermek için çalışıyorlar. Dolayısıyla evet, iletişim fakülteleri, iletişim alanı daha popüler, daha tercih edilebilir bir alan adaylar içerisinde. Bizim de
radyo, televizyon, sinema olsun, diğer bölümlerimiz de olsun. Hı hı. Zaten geçen sene de kontenjanları tamamlamıştık. Bu sene de benzer bir ilgiyi bekliyoruz. Aynı şekilde olacaktır, evet. Tablo. Öyle görünüyor. Evet. Peki hocam, bu radyo, televizyon ve sinema bölümünden mezun edeceğiniz öğrencilerdeki beklentiniz nedir? Hı hı. Nasıl bir öğrenci amaçlıyorsunuz? Muhakkak ki hedefler çok yüksek. Çünkü hmm. artık sektörde gerçekten hep en iyiler ayakta kalabiliyor. Evet. En iyi elemanlar tercih ediliyor. Dolayısıyla da üniversitelerin de buna göre hazırlıklarını yapıyor olması gerekiyor. Ama bundan önce de tabii gençlerin de bu bakış açısıyla bakıyor olmaları gerekiyor. Hmm. Neler söylemek istersiniz? Şimdi dediğiniz çok doğru. Tabii iletişim fakültelerinin sayısı artıyor. Hmm. İletişim fakültelerinin sayısı arttıkça iletişim fakültelerinden mezun olan insanların sayısı da artıyor. Bu da sektörde ciddi bir rekabete evet. sebep oluyor. Kanal sayısı belli. Belli. Hı-hı. Evet, onların yani artık biraz şeye ulaşmış durumda. Üst noktalara ulaşmış durumda. Dolayısıyla yani arz talepte bir dengesizlik olacağı Hı-hı. çok açık. Bir rekabet ortamı söz konusu. Dolayısıyla genç arkadaşlarımızın, genç iletişimcilerin de bir fark yaratması gerek o rekabet ortamında. Bir farklılıkla ancak kendinizi var edebiliyorsunuz. Evet, evet. Dolayısıyla alay arkadaşlar öncelikle bu gerçekliğin bilincinde olmaları Hı. gerek diye düşünüyorum. Tabii ne bekliyoruz? Bir kere her şeyden önce sevmelerini bekliyoruz. Yani çünkü sevmeden hiçbir şey olmaz. Bu alana merak duymalarını istiyoruz. Tabii çalışma bekliyoruz. Yani kendini geliştirme perspektifi, hı hı. o vizyona sahip olmayı, hem o kendini geliştirmenin mutluluğunu yaşamak ama aynı zamanda o sektördeki rekabette de bir yere varabilmek için hı hı. o farklılığın, hı hı. o formasyonla sağlanabilmesi hı hı. gerçeğinin de o bilincinde bu biraz... Bu bilinçle gelecek. Yani evet, evet, iletişim fakültesi okumak istiyorum veya işte daha da özelleşecek olursak radyo, televizyon ve sinema okumak istiyorum. Bu alanda kariyer yapmak istiyorum. İyi bir üniversitedeyim. İşte Üsküdar Üniversitesi'nde bu eğitimi çok iyi alabilirim. Ama bunun yanı sıra kendim çok çalışmalıyım ki... farkta yaratmalıyım evet. Sektörde. Bizim dezavantajımız şudur belki. Genelde kitle iletişim sektörü bir eğlence yönü ağır basan bir şey. Yani televizyonları açtığınız zaman Hı-hı. eğlence Hı-hı. yönü. Ve genelde de böyle algılanıyor. Yani iletişim fakültelerine gidersem işte Hı-hı. daha eğlenceli, çok zor değil. İşte bir hukuka gitmek falan Hı-hı. ya da bir tıbba gitmek daha zor bir şey gibi. Bu çok doğru bir algı değil. İletişimcilik de zor. İletişimci olmak da. Evet. Evet. Yani, iyi çalışmak gerekiyor. Aynen öyle. Hı-hı. Dolayısıyla yani o arzusu olan, o sevgisi olan ve Hı-hı. çalışmayı da biraz seven öğrenciler istiyoruz. Peki o zaman uygulama alanlarına yine söz geliyor hocam. Evet. Geldiler, teorik eğitimlerini aldılar. Ama gerçekten iyi yetişmeleri için çok uygulama alanlarında bulunmaları gerekiyor. Evet. Önünüzde hemen bir gazete görüyorum. Evet. İsterseniz şöyle göstereyim. Evet, Haber Üsküdar. Haber Üsküdar. Ondan bahsederek yine uygulama alanları hakkında bilgi alalım. Evet, bu dönem iletişim fakültemizin çıkardığı ilk sayı. Hayırlı uğurlu olsun. İlk göz ağrımız diyelim Hı-hı. fakülte evet. olarak. Harika. Teşekkürler. Bundan sonra mutlaka daha sıklıkla hı hı. uygulama gazetesi çıkacaktır. Yeni medya ve gazetecilik bölümü başta evet. olmak üzere. Diğer bölümler de tabii ki buna çok büyük iyi gösteriyor. Kimlerin emeği var hocam şimdi Haber Üsküdar'da? Herkesin emeği var fakülte olarak. Evet. Öğrencilerimiz en başta öğrencilerimizin ilgisi var. Öğrencilerinin. Evet. Herkesin yoğun bir ilgisi oldu. Evet. Gerçekten canla başla çalıştılar haberleri yetiştirmek için. Ve ortaya da güzel bir emek çıktı. Hani kendilerine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Evet, ellerine sağlık gerçekten. Bir yandan da emeklerine sahip çıkmaları da çok güzel. Çünkü program esnasında da program hazırlıkları yaparken de gazeteyi de bizlerle buluşturdular. Bunun için ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet. Tabii sadece uygulama imkanımız gazeteyle kısıtlı kalmayacak. Sonuçta bizimkisi biraz daha görsel bir alan. Televizyon ve sinema boyutumuz çok daha şey. Ama tabii Arda Hocam'ın da bahsettiği gibi iletişim zorlu bir alan hı hı. ve interdisipliner bir alan. Özellikle öğrencilerin kendisini eğer bir hikayeyi filmleştirmek istiyorsa, kendisine özgü bir senaryo yazmak istiyorsa, mitoloji,
psikoloji, sosyoloji gibi diğer disiplinlerden de faydalanması mutlaka gerekecektir. Bunlarla ilgili okuması gerekecektir. Örneğin bir film, kısa film yapacak. Orada bir karakter oluşturacak. O karakterin davranış biçimlerine şey yapabilmesi için psikolojiye mutlaka danışması gerekiyor. Hı hı. Veya toplumla ilgili bir şeye değinecekse kısa filminde mutlaka sosyolojiyle ilgili okumalar yapmış olması hı hı. gerekiyor. Hı hı. Bu da öğrenciyi aslında çok teşvik eden bir şey. Yani kendi hikayesi anlatmak için yepyeni bir maceraya çıkıyor. Hani belki bazı şeyler vardır, ezber acaba sıkıcı mıdır diye. Halbuki bir film yapacağım perspektifinden bakıldığında bu dersler de çok onlar için keyifli ve zevkli oluyorlar. Hı hı. Bu şekilde. Bu alanda da başarıları oldu değil mi öğrencilerin geçen yıllarda da? Evet evet tabii yarışmalara katıldılar. Temsil ettiler. Temsil ettiler tabii. Üniversitemizi. Hı hı hı. Bundan sonra da tabii o ortamı gördükten sonra. Yine devam edecek mi hocam? Bu sene içinde böyle projeler var mı öğrencilerin katılacağı, şimdiden bahsedebileceğimiz ya da bahsetmek istediğiniz? Bir takım belgesel projelerimiz var diyelim. Evet. Çok isim vermeyelim evet, şimdi. Evet, genel. Sürprizi kaçmasın. Onun dışında tabii kısa film çekmek, yani kurmaca, yani bir senaryo dayalı olan da filmler çekilecektir. Diğer bölümlerden de çok fazla ilgi var. Hani bir planladıklarımız var, bir de yeni gelen öğrencilerimizin ekstra istekleri var. Tahminimizin üzerinde bir yoğunlukla önümüzdeki sene birçok projeyle karşınızda olabiliriz. İletişim Fakültesi öğrencilerinin böyle bir yönü var değil mi hocam? Yani hayal güçleri çok zengin. Muhakkak ki bir şeyler hep hayal ederek, yapmayı planlayarak da geliyorlar değil mi? Fakültede öğrenirken bir taraftan ama önceden de hep böyle bir yapmayı istedikleri şeyler var belki projeleri. Yaratmak istiyorlar. İstiyorlar. Uygun zaman ve koşullar çok önemli. Arıyorlar. Bir de tabii yönlendirme çok önemli. Doğru sizinle paylaşıyorlar. Tabii. Şimdi bizim bu uygulama dediğimiz şeyler, yani konuştuğumuz şeyler kesintisiz bir şekilde sürecek. Hı-hı. Çünkü bizim fakültemiz yapısı gereği, iletişim alanı kendi yapısı gereği uygulamayla teorinin birlikte olması gereken ve aynı zamanda Can Hoca'nın dediği gibi işte multidisipliner, interdisipliner bir alan. Hı-hı. Çünkü iletişim dediğiniz şey insan demek. Hı-hı. Yani insanla ilgili her şey iletişimin de ilgi alanına giriyor. Dolayısıyla iletişimcinin böyle biraz geniş perspektifli, geniş vizyonlu, sadece iletişimin kendi alansal bilgisiyle değil, diğer alanların bilgisiyle de biraz donanmış. Yani biraz müzik de bileceksiniz, müzik bilginiz olacak, biraz siyaset bilginiz olacak, biraz psikoloji bileceksiniz falan. Bu anlamdaki gelişmişlik o uygulama kısmı ile birlikte gidecek. Çünkü işin bir uygulama kısmı var. Bir şey ortaya koymadan zaten bilginizin de bir anlamı yok. Evet. Yani bir işte tablo yaptınız ama kimse görmüyor. Tabii. Dünyanın en güzel tablosu bile olsa anlamsızdır o. Dolayısıyla işin uygulama kısmı var. Bunların el ele beraber gitmesi gerekiyor. Ve öğrencilerimiz her iki yönden de gelişerek dediğiniz gibi zaten yaratıcılık yönü olan bir şeyler yapmak isteyen, bir şey yaratı ortaya koymak isteyen genelde bizim öğrencilerimizin şeyi. Bu açıdan da belki biraz şey de bulunabilirler, biraz uçuk bile diyebiliriz iletişim öğrencileri için. O biraz yaratıcılık ve özgürlük şeyinden kaynaklanıyor. Burada okul nasıl destek oluyor hocam? Yani siz kameralar veriyorsunuz ya da teknik ekipman, işte stüdyolar var bir taraftan. Onları bir takım imkanlarla destekliyorsunuz. Evet, yani şimdi bir kere tabii biz elimizden geldiğince her türlü konuda öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Yani nedir? Burada aklınıza ne gelebilirse, yani bir şey, alan bilgisi, hı-hı, konuyla ilgili okumalar yapmak. İşte bizim şu anda içinde bulunduğumuz bir televizyon stüdyosu ve radyo stüdyosu var üniversitemizde. Buralardan yararlanmalarını sağlamaya çalışmak. İşte Can Hocam'ın dediği gibi bir takım etkinlikler, yarışmalar, buralarda onlarla birlikte, onlara yardımcı olarak ve yol göstererek onların ürünlerinin, eserlerinin belirli yerlerde var olabilmesini sağlamak. İşte uygulama gazetesi olsun, şu anda işte arkadaşlarımız bizi çekiyorlar değil mi? Gazeteleri burada, televizyonları orada falan. Ama işte onları ben böyle çok istekli görüyorum hocam. Evet. Yani
kendileri bir şeyler yapmak istiyorlar, projeler üretiyorlar, bir programda çalışmak istiyorlar, koşturuyorlar. Yani derslerinden arta kalan zamanlarda erken geliyorlar, aralarda çalışıyorlar. Evet. Bu biraz onlarla da alakalı değil mi? Kesinlikle onlarla da alakalı. Bir de başka türlü olmaz zaten. Yani bu gerçeği bilmemiz lazım. Biraz koşturmak. İletişimcilik biraz... bu zaten. Evet, biraz yani ter dökmek, emek vermek. Çalışmak, kendini geliştirmeye çalışmak. Çünkü bu bir masa başı iş değil. Değil, kesinlikle değil. Evet. Çok yönlü, çok boyutlu. Dolayısıyla biraz fazladan efor gerektiren bir şey. Öğrenci arkadaşlarımız da bu konuda şeyler, istekliler. O güzel bizi tabii keyifli bir alan. Radyo, televizyon, sinema. Ne kadar yoğun çalışma da olsa sonuçları çok güzel. Evet. Oluşan işler çok güzel. Yani nedir? Aslında verdiğiniz eser sizin kendi iç ruhunuzu dışa vurmanızdır. Yani kendinizi var etmenizdir. O eseri ortaya koyduğunuz zaman onun mutluluğunu yaşarsınız. O insanın, insanoğlunun kendisini var edebilme şeylerinden bir tanesi. Dediğiniz gibi çok keyifli. Keyifli. O... Peki hocam baktılar ki bu bölüm çok keyifli ama diğer bölüm de çok hoşlarına gitti. Evet. Diyebilir ki ya ben... Benim ileride kurmayı düşündüğüm bir şirket var örneğin. Şu ikisi de bana lazım diyebilir. Çift anadal yapılabiliyor mu iletişim fakültesinde evet, de? Evet yapılabiliyor. Bunları yapabilirler. Özellikle fakülte içerisinde bunlar kolaylıkla yapılabilir. Faydalı da olur öğrenciler açısından. Bu bölümler oldukça iç içe birbirleriyle kopuk değiller. Nedir? Daha çok gelişmelerini sağlar bu. Dolayısıyla çok kolay ve yapılabilecek bir şey. Yapılabilecek bir şey. Örneğin şöyle bir şey var hocam. Bir örnek verdi fakülte içi olmasına. Örneğin reklam bölümünden bir öğrenci. Evet, yani daha bölümler üzerinden gidersek belki adaylarımızın daha netleşir. Mesela reklam bölümünde olan bir öğrenci esasen reklamcılık istiyor. Fakat bir yandan da gönlü burada. Hani reklam video prodüksiyonu kısmında, reklam filmleri nasıl çekiliyor kısmını merak ediyor. Sistema televizyona gelmiş olsun diyelim. Buradan aldığı derslerin yanı sıra reklamcılık derslerini de çift anadal sayesinde alabileceğinden ötürü böylelikle hem reklam mezunu olacak, hem sistema televizyon, radyo televizyon sistema mezunu olacak, hem de işin hem reklam boyutunu iyi bir şekilde öğrenmiş olacak. Tek başına hem de, tüm konuyu biliyor olacak aslında. Hakim olacak ve tabii ki üniversitenin bu uygulamalı alanlarında da çalışma imkanı olacak. Şu an işte bir stüdyonun içerisindeyiz. Evet. Öğrencilerin kendi yürüttüğü. Herkes buradan gelip bir şekilde çalışmak isteyecektir zaman zaman. Yani ders dışı faaliyet olarak da bunu yapacaklardır. Tabii, çünkü onlar için çok iyi bir tecrübe olacaktır muhakkak ki. Okulun kendi içerisinde böyle bir imkanın olabilmesi de büyük bir artı olarak göze çarpıyor. İletişim Fakültesi olarak da önemli bir değer, katkı kesinlikle. Tabii ki. Peki bu çift ana daldı, yan dalda yapabiliyorlar. Yan dalda yapabiliyorlar. Tabii bu fakülte dışı bölümler için de geçerli. Örneğin demin psikolojiden bahsettim, oradan devam edeyim. Psikoloji bölümüne çok ilgi saldı diyelim bir öğrenci, karakter geliştirme konusunda özellikle o derste. Ve daha da derinlemesine bir karakter analizi, bir karakter yaratımı yapabilmek için psikolojiden yan dal ve çift yan dal da yapabiliyor. Bu tabii öğrenciyi en baştan söylemek lazım. İki tane bölümü bitirmek zor bir iştir gerçekten. Biraz zorlasa da çok da keyifli olacağını düşünüyoruz. Olacaktır ama az önce bahsettiğiniz proje gibi bir projenin içerisindeyse, yani bir yandan yazıyorsa bir yandan o projeyi gerçekleştiriyorsa, o zaman çok daha yetkinleştirir değil mi onu? Kesinlikle. Yani bilerek bir şeyleri yapıyor olacak çünkü. Evet, evet yani iş daha zor belki ama o işi kotardığınız zaman sizin geleceğiniz noktada daha az iş yapmaktan çok daha ileri bir şey olacak. Evet, ders yükü fazlalaşacak kaçınılmaz olarak. Muhakkak, tabii. O tür şeyleri var. Ama bu böyle çok altından kalkılamayacak falan filan bir şey değil. Yine orada işte sevmek falan çok devreye girecek. Ve bir de çalışmak devreye girecek diyebiliriz. Evet. Peki, genel olarak Üsküdar Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü özelinde konuştuk bugün. Tabii ki yine adaylarımızın burada bir programı dinlemek dışında bizzat sormak isteyeceği sorular da olacaktır. Sizlere nasıl ulaşacaklar hocam adaylar? Biz şu anda zaten tanıtım günlerindeyiz. Üsküdar Üniversitesi'nin merkez yerleşkesinde tanıtım masalarımız var. Burayı ziyaret edebilirler.
Buradan her türlü bilgiyi alabilirler. Aynı zamanda çağrı merkezini arayabilirler. Hı. Oradan bilgi alabilirler. Bir üçüncü seçenek olarak web sitemizden faydalanabilirler. Tanıtım kataloglarımıza ulaşabilirler. Hı hı. Hem online olarak hem de basılı olarak, matbu olarak. Dolayısıyla buralardan bu konularla ilgili her türlü bilgiyi edinebilirler. Edinebilirler. Evet. Evet. Biz buradayız. Hı hı. Kataloğumuzu ben de bu arada evet. tekrar paylaşmak istiyorum. Hazır bahsetmişken insanı anlamak için dediğimiz kataloğumuz. Öğrencilerimiz tabii geldiklerinde bizzat da bilgi alacaklar. Kataloglarımızda da tüm bölümlerle ilgili bilgilere ulaşacaklar diyelim. Peki hocam, bu süre tabii çok önemli bir süre. Hep altını çiziyoruz. Çünkü bir yıl, iki yıl her neyse önemli bir süreç öğrenciler için çalıştılar. Ve şu anda tercih yapıyorlar. Önemli bir dönem. Doğru tercih de yapmaları gerekir. İletişim Fakültesini düşünen adaylara neler söylemek istersiniz? Özellikle de bu bölümle ilgili de neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii bilinç çok önemli ve tercihlerin de bilinçli yapılması çok önemli. Bir kere biraz işte istekleri, arzuları, yetenekleri, nereye yönelmek istediklerini dikkate almaları gerektiğini düşünüyorum. Ve şunu da ekleyebilir miyiz hocam? Genelde hep şey olur ya, ben işte şu bölümü okudum ama tiyatrocu olmak istiyordum. Şu bölümü okudum ama ben aslında şunu istiyordum diye de sonradan çok karar değişiklikleri de oluyor. Evet. O anlamda da tabii iletişimcilerin, yani gerçekten iletişimci olmak isteyen insanların da burada çok net kararlar almaları gerekiyor değil mi? Evet, bir iki kez düşünmek gerekiyor herhalde. Dediğiniz şey çok doğru. Aslında bizim yani genel olarak ülkemizin sorunlarından biriydi bu. Hı hı. Bilinçli tercih yapılmaması. Hı hı. Şimdi biraz daha belki bu konularda daha avantajlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani neyin ne olduğu, hangi bölümde ne olduğuna dair daha iletişim kanalları, bilgi alabileceğiniz kanallar çoğalmış durumda. Hı hı. Biraz toplumun tabii bu eğitim konusundaki bir dönüşüm var tabii. Bir şey var, daha şey var. Yani ne bileyim, hani ben kendi dönemimi falan filan düşünüyoruz ama tabii. belki daha farkında değildik. Daha hep genel bölümlerden mezun olup sonradan evet. aslında ben işte işletme okudum ama aslında şunu yapmak hı-hı, istiyorum. Hı-hı. Ben şuradan mezunum ama yeteneklerim şu doğrultuda diye daha farklı şeyler hep biz yıllardır konuştuk. Evet. Konuşuyor olduk. Ama şimdi biraz daha durum değişiyor. Yani hem inşallah. Bilgi almaları hı-hı. ve bunun için kanallar daha fazla, imkanlar daha fazla, az önce söylediğim şeyler. Hı-hı. İkinci olarak da başladıktan sonra işte yan dal, çift ana dal vesaire gibi imkanlarla ve işte esnek yapıyla oralarda da bir manevra alanı var öğrenci için. Hı hı. Bunlar bir avantaj olarak değerlendirilebilir. İş imkanlarına da isterseniz hocam bir radyo, televizyon, sinema bölümünden mezun olanlar adı üstünde radyo, televizyon, sinema ve hı hı. iletişim alanının hemen her yerinde, her alanında istihdam olanakları var. Bunun dışında tabii İletişim mezunu dediğimiz, az önce dediğim gibi hı hı. donanımlı insanla ilgili bir şey olduğu için aslında göründüğünden daha geniş iş olanakları olduğu söylenebilir. Yeter ki değerlendirilebilsin. Siz Can Hocam ne eklemek istersiniz? Adayların Üsküdar Üniversitesi'ni tercih etme nedenleri olarak da iletişim fakültesi olarak, radyo, televizyon ve sinema bölümü olarak neler söylemek istersiniz? Demin bahsettiğiniz bir şeyden yola çıkacağım. Hani işte keşke tiyatro okusaydım, keşke işletme okusaydım falan. Şimdi interdisipliner ve multidisipliner olmasından ötürü iletişim fakültesinin aslında henüz tam da emin olamadığı bir konu var. Yani sonuçta iletişim fakültesi dediğimiz şey reklamı da kapsıyor. Televizyon sinemayı da kapsıyor. Bu bütünlükçü bir bakış açısıyla bir eğitim almaları bizde mümkün. Dolayısıyla bizde geldikten sonra özellikle hangi alanda uzmanlaşacaksa belli bir süreleri daha olacaktır. Özellikle ortak olan dersleri falan da düşündüğümüzde bu da bir avantajdır. Çünkü şu an öğrenciler sınav stresinden belki de yanlış karar vermekten korkuyorlar büyük ihtimalle. Halbuki üniversiteyi kazandıktan sonra böyle bir seçeneklerin olması da onlar açısından çok daha avantajlıdır. Evet. Ve böylelikle birinci sınıfın sonunda veya ikinci sınıfın sonunda istediği bölüme, ya ben aslında reklam istiyordum da hani sinema televizyona geçeyim gibi bir düşünceye sahip oluyorsa eğer, bunu yapması çok daha kolay. Böyle bir esneklik sağlıyor bizim fakülte. Evet. Yani iletişimci olmak istiyorsa bunu çok net aslında evet. şu an seçiyor olması lazım.
iletişimci olduktan sonra şu an seçtiği bölüm ile devam ederken zaten diğer bölümlerle ilgili de eğer daha fazla yakın olduğunu, yatkın olduğunu da hissederse geçiş yapması da mümkün. Her iki bölümü bitirmesi de mümkün. Dolayısıyla aslında her türlü imkan var. Evet, okumak sağlıklı, sağlıklı bir karar alması, sağlıklı bir eğitim alması, kendisini donatacak kapasitede bir eğitim alması, her şey mümkün. Evet. Peki çok teşekkür ederiz sizlere programımıza katıldığınız için. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyelerimiz, bölüm başkanımız Doçent Doktor İsmail Arda Odabaşı bizlerleydi. Diğer bir konuğumuz da yine yardımcı Doçent Doktor Sayın Can Diker'di. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü konuştuk bugün kendileriyle. Teşekkür ederek ayrılıyoruz. Yarın programımızda saat 11'de devam edeceğiz. Üsküdar'a gelirken diyeceğiz. Yine aday öğrencilerimizin öğrenmek istediği konulara ışık tutmaya çalışacağız biz stüdyomuzdan diyelim. Yarına dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.